Peki biz en iyisi şu medya arkasına bakalım. Uğur'la karar anında gerçekten iyi düşünmediğimi ve hani içimden gelerekten hayır demediğime inanıyorum. Ve Uğur'la tekrardan bir araya gelmek istiyorum. Yani ondan bir şans istiyorum. Hayır demesin. Eğer ki kabul ederse ben 70 milyon lira söz veriyorum. Onu bir ömür boyu mutlu edeceğim ve yemin ediyorum onu bir daha üzmeyeceğim. Hiç kimse kırılmasın, üzülmesin. Tamam. Ben locadan başka bir bayana aşık oldum. Ben kaç kere söyledim Canan, son söz bana ver. İyi çocuk. Bir dakika dinler misin? Bir dakika. Esra Hanım bana dedi ki, Uğur seni mutlu edemez. Gidelim. Bir çay içmeye gidebilir miyiz? Abi bu kadar olay var. Canan. Hiçbir şey demiyorum Esra Hanım. Ama demek ki değmeyecek bir insana pişman olmuşum. Değmeyecek bir insanmış demek ki Uğur. Son pişmanlık fayda etmez. Ama değmeyecek bir insanmışsın. Pişmanlık fayda etmez yani. Angel cake yapacağız bugün. Ay angel cake yumurta şeyiyle olur, akıyla olur. Abi bu çok acayip. Çok kafa bir olay. Angel cake'i biliyor musunuz? Bilmiyorum. Çok acayip bir olay. Allah. Yapan hanım da çok hoş bir hanım gördüğünüz bayağı gibi. Yani bu delirme kiloyla beraber mi oluyor? Sen verdiğin için soruyorum. Kafaları çok güzel ama. Angel cake'ten olabilir mi acaba? O başka bir cake tabii de ama bu angel cake çok acayip yani. Kafaları çok güzel. Yani kadın programı falan derken böyle gelsin kilolar sonra kafalar müthiş oluyor İçine hocam. İçine koyuyorlar acaba? Yumurtanın şey. Abla sen yumurtanın de her şeyi şey açık açık söylüyorsun. Ne yapacağız ya bu programda? Evet devam. Cake yapacağız bugün. Ay angel cake yumurta şeyiyle olur, akıyla olur hakikisi. Bilir misin? Evet ama bizimki sarısını da koyuyoruz. Çünkü bütün elementleri koyuyoruz, enerjileri yüklüyoruz. Burada da ritüelimizi başlattık görüyorsunuz. Yani. Hocam keke element konuluyor, enerji yükleniyor. Atom, molekül her şey var içinde. Vay baba. Devam. Hale gelmeye başladı. Enerjimiz yüksek mi? Tabii enerjimiz yüksek. Ritüeli biz başlattık yayına girmeden önce. Melek keki, melek keki bir şeye iyi mi? Evet, melek kekin etkileri huzur, güven, derinlik, mutluluk. Dört büyük melek Mikail, Cebrail, Uriel, Rafael'den enerji alarak yapıyoruz. Hocam, hocam her programa gelip ortalığı dağıtan Fatih Ürek bile tamamen içine kapanmış. Taca çıkmış durumda yani. Çok acayip, çok kuantum bir taş tutma olayı falan. İçine melek koyma vaziyeti falan. Devam. Evet, melek kekin etkileri huzur, güven, derinlik, mutluluk. Dört büyük melek Mikail, Cebrail. Dur, huzur, güven, derinlik, mutluluk ya. Keke bak. Ben tatlı sevmiyorum. Bunların hepsinden yoksun kaldım böylece. Evet. Siz yediniz mi hiç Sayın Yeşim Ceren Bozoğlu'nun kekten? Hiç efendim, kekten? Ama bak işte verdiğin kiloları nerede artık o melek keki? Ah, yok, devam. Ne huzur ne mutluluk. Melek Mikail, Cebrail, Uriel, Rafael'den enerji alarak yapıyoruz. Ve burada ritüelimizi başlattık. Dört tane mumun ortasına olumlulukları kodladık. Nedir? Olumluluk. Dört mumun ortasına olumluluk kodlanıyor hocam. Çok acayip bir kafa. Devam. Olumlulukları kodladık. Nedir? Olumluluk. Sweetness, yani tatlılık, miracle, mucize ve aşk. Yani bayramda bu enerjileri çağıralım. Biz bunu nasıl yapacağız? Ne? Abi ya özür dilerim kesiyorum kesiyorum aynı şeyi söylüyorum ama yani altını çizmek açısından bayramda bu miracle'ları çağırıyoruz. Devam. Bayıldım. Ne koyuyoruz içine? Şimdi öncelikle saflık biliyorsunuz süt koyuyoruz saflık için. Elmamız var. Adem ve Havva'dan bu yana her zaman aşkı sembolize etmiştir ve sevgiyi sembolize etmiştir biliyorsunuz. Her şeyin başlangıcı insanlığın yaratılışının başlangıcı olan figür elmadır. Meleklerden biraz da böyle yılan koysak piton. Devam. Derya bile baka kaldı. Meleklerden istiyoruz. Meleklerden istiyoruz. Fatih'in durumu değil mi? Fatih. Elmayla Adem Havva konuluyor hocam. Ama gayet ciddi konuşuyorlar. Evet, evet. Ciddi ama almış gitmişler onlar yani. Devam. Meleklerden istiyoruz bunu. Bu aşk karışımına enerjimizi verelim.
bu aş... Sinerji yarattılar. Bayıldım ya. Biz de oyuncaklara enerjimizi Falan. Veriyormuşuz. Reyhan, ben bu programı bırakıyorum ve bunların müridi olmaya gidiyorum. Seyirci olarak devam edeceğim hayatıma. Devam. Bu aş. Bu dileği söyle. Bu dileği gerçeğe çevirelim. Fatih bunların müritleri olmuş hocam. Devam. Ya hep beraber. Çevirelim. Şimdi aşkı çağırıyoruz. Aşkım. Dur Fatih'i örgüte alma ayini yapılıyor. Tören yapılıyor. Fatih'i aralarına alıyorlar şu anda. Sen yapsan nasıl yapardın bunu? Okan sen yapsana şunu hadi. Sen de yap hadi. Evet. Sen de bize bir şey yap hadi. Biz yazalım ben şimdi size. Sen yazdılar biz de yapalım. Çocuklar biz de Okan Kek istiyoruz. Evet biz de tekrar edelim abi. Sen ne diyorsun hadi bakalım. Kral Kek olsun adı. Kral Kek yapalım. Evet abi Kral Kek. Hanımefendi de elmayla gelsin. Elma isim geliyor. Şimdi aşkı çağırıyoruz. Hareketler çok şey değil mi? Bravo. Aşkı aşkı çağırıyoruz. Tabii nasıl elma sembolik bir anlamı var? Ama bu konu Fatih'in konusudur biliyorsun. Evet, devam. Aşkı çağırıyoruz. Aşkı bu tatlıya koyuyoruz. Koyduk. Nerede aşk? Evet, topladık şimdi. Topladık. Keki topladık. Arkadaşlar. Bakınız biliyorsunuz bu sezon medya kralını yapmıyoruz. Yani bu da tabii ki bu eğlence içerisinde bir medya eleştirisi olabilecek gibi değil ama hakikaten bunu gülerek değil yani endişe duyarak izleyelim. Bunu o nedenle koyduk. Çünkü zaten internette dolanıp duru herkes seyrediyor. Hiçbir sorun yok ama yani bu mühim bir durum. Yani mühim bir durum. Böyle çocuğu koyalım ekranın karşısına, bilgisayarın karşısına biz de keyfimize bakalım değil olay yani. Çok acayip bir durum. Görelim. Kızım bunu göstereyim. Ben sihiri söyleyeceğim ya. İkimiz de göstereceğim. Ya ben de göstermek istiyorum. Ama da sihiri ben söylüyorum. Sihiri sen söyleyin. Git şöyle ileri git acıcık. Tamam dur bir dakika şöyle. Alanya'ya küçüktüm, ufacıktım, çok uyumlu buldum yerde yüzünü kaptım. Alanya'yı yiyip kaçtı ormana, ne bir aptal. Alanya'lı şaşırdı, kaptım bana şimdi. Normalde anasını bitmiştim. Dur. Rezalet. Devam ediyor. Kız planı kaybetti. Devam ediyor hiç. Yani gelecek nesiller adına tek kelimeyle rezalet. Ya bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Tek kelimeyle rezalet. Çünkü Okan Bey, ben 14 yıldır çalıştığım 250 vakfın içerisindeki 38 tane çocuk sağlık vakfı var. Maalesef gidişat bu. Anneler babalar, anne baba olmanın bilincinde asla ve asla değiller. Çocukları bu bilişim çağıymış, teknolojik çağıymış, cart çağıymış, çurt çağıymış diye bu bilgisayarların karşısına geçiriyorlar. Diyorlar ki sen bununla ilgilen, ben kendi hayatımı yaşayayım. Sonuçta bugün daha ciddi noktalarda bulunmaktayız. Biz geçen hafta yine yapmış olduğumuz vakıf toplantısında Türkiye'nin en acı, herkesin bilmediği bir gerçeğin de altını çizdik arkadaşlar. Yaş 12 ve 16. Maalesef bu 12 ve 16 yaşındakiler bugün cinsel ilişkilerde bulunuyorlar ve bunların dünyaya getirdikleri çocuklar da kimsesiz yetiştirme yurtlarına terk ediliyor, bırakılıyor. Bu çocukların yani 12-12 yaş, 16 yaş grubundaki çocukların anneleri ve babaları tarafından. Nasıl bir gelecek, nasıl bir nesil? İşte rezalet, rezalet, rezalet. Yok ama... Yılmaz bir de hani bu ekran manyaklığı
açısından yorumlasaydı. Çünkü cinsel ilişkide bulunmalarıyla çok alakası yok. Yok, hayır. Ben bu çocukların hani ilerideki dönemlerde geleceği noktaları şimdiden sunmak istedim. Yani aksine bu hani orada nasıl çocuk yiyor şaplağı ve hala ekrana bakmaya ya da o devam ediyor. Kamerada kalmak için devam ediyor. Yani bir bayağı sert bir şaplak yiyor ve gerçek hayattan kopuk demek ki. Kesinlikle. Yani bunu tabii ki bir psikiyatra ya da pedagoga yorumlatmak lazım ama yani demek ki hayattan o kadar kopuk ki fiziksel olarak aldığı yarayı, aldığı acıyı önemsemiyor. Ben de o kamerada olacağım, ben de ona bakacağım sevgili falan. Sevgili Okan falan. Çünkü çocuklar bina dediğimiz hapishanelere bırakıldılar. Oyun alanları maalesef yok. Tek eğlenceleri, tek oyun barınakları o i̇nternet. Ekran karşıları ve internet. Ama internette acı de onu koyduğuna inanmıyorum ben. Herkes için öyle ya. Ben de çok dayak yani çocuk koyamaz. Hayır, yani bugün 3 yaşındaki çocuk kesinlikle 6 yaşındaki çocuğun beynine sahip. Hep bunun sayesinde. Aksine daha fena. Konuşamayan çok çocuk var. Otizm şüphesiyle doktora götürülen çok informasyon çocuk var. İnformasyon fazlası. Sabah, hayır informasyondan değil. O Baby TV'de falan yarım saatte geçen balona bakıyor çocuk. Evet. Ben şimdi seyretsem gerizekalı olurum. Şu anda seyretsem. Yarım saatte balon geçiyor abi çocuğa göre. Çok doğru söylüyorsun. Ya da tam tersi aileler daha böyle hani reklamlar daha patlak çatlak ya paça 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 bir sürü aileden ben duyuyorum. Mesela o çocuk televizyonları diyor kesmiyor diyor yemiyor yemeğin diyor. Daha da paralize olması için öyle demiyor tabii o. Daha da iyi diyor yemeğin yemesi için falan. Ondan sonra o reklamların karşısına koyuyor. Şunu da veriyoruz, bunu da veriyoruz, bu kadar kontör veriyoruz, bunu alın, halıyı al, dolabı al, buzdolabını al, ucuza getir, götür, al, yaptıp pıp falan derken çocuk ana diyor orada yiyor yemeğini. İşte ben bu Okan Bayülgen'i alkışlıyorum arkadaşlar. Kimse şey yapmasın, hayır sadece Yılmaz çok, Morgül. Çok, hayır, hayır, sakın. bu yönünü çok seviyorum senin. Yani eğlencenin içerisinde de bu mesaj verdiğim bölümler var ya. Yılmaz çok sevgisiniz, yani, teşekkür ederim. Bir de kaç yaşına itibaren cinsel ilişki kursunlar onu da söylerseniz. Vallahi doğanın dengesi bozmamak. Bir dakika dur. Dur. Rakam geliyor. Rakam gelecek. Bu size gerekli bu gece. Doğada bir denge var.